Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir araçla, efsane yeni bir karlı yolla sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar, videomuza başlamadan önce mutlaka videoyu beğenmenizi ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın. Çoğu kişi abone olmayı unutuyor, videoları öyle izliyor. Lütfen bir kontrol edin. Abone değilseniz de abone olun, bildirimleri açın. Video attığım zaman da haberdar olun diyorum. Bugün Zorba'nın yapmış olduğu, Sait abinin yapmış olduğu efsane bir E30 atlı sizlerleyim arkadaşlar. Arabayı şöyle hemen bir göstereyim. Kendisinde de gerçek hayatta arkadaşlar bu araçtan var. Görmüş olduğunuz şu araçtan 10 numara 5 yıldız bir araba gerçekten. Ben de şöyle kendi plakamalı halini yaptım. Görüyorsunuz. Şuradan şöyle şu fotomoddan şeyi kapatalım arkadaşlar. Nerede? Heh, şunu bir kapatalım. Arabayı net gösterelim. Araba cidden cincik bak. Plaka detaylarına kadar falan efsane. Mükemmel bir şekilde yapmış. Hatta oradaki şeyler bile yanıyor olması lazım. Bakayım. Hangisiydi o? Evet, şu an bulamadım. Çok iyi. Her neyse, çok da önemli değil arkadaşlar. İçine geçiyorum. İçine ayrı bir efsane yapmış. Şöyle mikrofonu da kendime birazcık yakınlaştırayım. Sesim net gelsin. Bakın, drift el frenleri falan filan. El freni çekince galiba el freni animasyonu da vardı. Evet, hatırladığım kadarıyla o da var. Bakın, içeride navigasyon, devir saatleri falan filan efsane yapmış modu. Modun içi bu şekilde. Bu araç drift versiyonu, yani açı kitli versiyonu. Kendisinin tabii ki de gerçek hayattaki arabası böyle değil. Stok bir arabası var. Onun da videosunu zaten Sezer abinin kanalına çekmiştik. Bu halinde Emre abinin kanalına çekmiştik. Yani şu anki drift versiyonu Emre abinin kanalında da mevcut. Stok olanı da Sezer abinin kanalında mevcut. Dost kanallardan o kanalları da takip edebilirsiniz. Sevdiğim abilerimin kanalları diyorum. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir sesi dinletelim. Evet, sesimizi açtık arkadaşlar. Şuradan şöyle ivreyi de açalım. Ses efsane efsane. Ses yıkılıyor. Sesi tabii ben değiştirdim. Başka bir arabanın sesini ekledim arkadaşlar. Araba çok iyi ya. Kendi imzası da var zaten. Göstergenin orada Zorba diye. Şimdi sesi duyuyorsunuz. Turbo sesleri, murba sesleri falan filan 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar, bu videoda da benim rekorum olsun. Ben bu videoda hiç kaza yapmadan önce hazır, hem tek başımayım. Karlı yolda yanlayacağım. Şöyle kendimi denemiş olayım hem de. Şöyle oturuşumu bir tık değiştirdim. Ananı avradını. Pit atıyorum bak. O sayılmaz, tamam mı? Oturuş planımı ayarlayamadım çünkü, tamam mı? Şöyle bir mikrofonu şöyle bir alayım. Tamam, direksiyon kamerası falan her şey yerinde değil mi? Sayılmaz abi, o sayılmaz. O cidden tamamen bir şanssızlıktı. Bundan sonrakilere bir sorun yaşamayacağım. Cidden bugün hiç kaza yapmayacağım ama yani. Onu hedefliyorum. Videodan önce şöyle bir tur oynadım. Yani bir tur dedim, bu map'i bitirmedim bile. Kaç dakika süreceğinden de hiç şeyim yok. Umarım kısa sürmez. Sürerse de en azından tekrardan U çekip döner geliriz. Bu arada bu araçla paylaşımlı olması lazım arkadaşlar. Video açıklamasına linkini eklerim. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Vallahi drift yapmayı böyle çok özlemişim. Böyle karlı mapler falan 10 numara 5 yıldız oluyor. Araba var ya, çok güzel akıyor ya. Eline emeğine sağlık tekrardan Sait abinin. Of 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 of. Araba o kadar keyifli ki anlatamam. E36 isteyen arkadaşlara gelsin. Yorumlara istediğiniz arabayı yazın arkadaşlar. Ben de sonraki videolarda onu çekeyim. Çünkü E36'yı bayağı bir isteyen olmuştu. Şöyle mikrofonu bir tık daha ağzıma doğru yakınlaştırayım. Ses konusunda sorun yaşamayayım. Şuradan şöyle ben bir seslikleri kısayım kendimde. Biraz kısayım. Kendimi rahatça duyabileyim. Çok yoksa ne dediğimi anlayamıyorum. Hala kaza yapmadım gördüğünüz gibi. Mükemmel ya. Yanlıyorum iyice. Bu arabalar da cidden hoşuma giden arabalar benim. E36 kasayı seviyorum. Yani BMW'nin güzel kasalarından birisi kesinlikle. BMW'nin her kasasına bayılıyorum zaten de. F30 ayrı, F10 ayrı, 520 ayrı. İşte F10'la 520 zaten aynı da. Her kasası ayrı bir güzel oluyor BMW'nin. BMW cidden araba ya. Yani bana BMW mi Mercedes mi deseniz kesinlikle BMW'ciyim. Ben de hatta bu arabalar böyle birazcık eski olduğu için babama dedim ki, paramı biriktirip bu arabalardan alacağım. Sait abiler olduğu için baktım yanlama videoları falan vardı. Babam da öyle bir şey yaparsan, vurmadım bu arada. Öyle bir şeye kesinlikle olmaz dedi. Araba çok eski dedi. Arabayı geri geri götüremiyoruz, evet çok iyi. Spin attık sadece bir kere. Bir sonraki turu en azından spin atmadan yapacağım. Şu ana daha hiç kaza yapmadım zaten. Bir de konuşuyorum arkadaşlar. Konuşmasam var ya.
Neler olacak neler. Şu direksiyonun böyle avucumun içinde kayması. Beni benden alıyor ya. Vallahi alıyor. Şöyle drifti arkadaşlar, fren de çok önemli bu arada. Yani fren yaparak arabayı iç taraflara doğru götürüyorsunuz. İç taraflara doğru sokuyorsunuz. Çok fazla mesela dışa kaçtığı zaman fren çok önemli drifte. Çoğu insan böyle el freni debriyaj gazı olarak düşünüyor ama bakın aşağıda pedal şeyi de var. Yeşil gaz, kırmızı fren, mavi de debriyaj gördüğünüz gibi. Tabii benim frenim bazen kendi kendine de basıyor. O yüzden yapabileceğim bir şey yok ama öyle yaptığım zaman ben de kafasına bir tane tekme atıyorum, düzeliyor. Abi şöyle 10 numara bir drift olacak bu video ya. Böyle bir sıkıntı yaşamazsam. Yani 5. vitese kadar çıktık daha demin. Şu kesici sesi beni bitirdi ya. Bak 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 bak, 5. viteste bile yanlıyorum. 4'e attım. El freni koydum. Aman 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 ya, vurdum ya. Niye vurdum? Videodan önce buraya kadar gelene kadar vurmamıştım. Şöyle 3'e attım. Hayır 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 hayır. Ufaktan karı kürdüm arkadaşlar. Orada arabalar daha rahat geçsin diye. Çift şeritli yol ya burası. Yoksa herhangi başka bir amacım yoktu. Beni biliyorsunuz. Ulan hadi orada bahanemizi uydurduk. Buradan ne diyeceğiz şimdi? Yok abi, kazasız video olmuyor. Bak ben videoların dışında ben mesela tehlikeli hareketler serisi yapıyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Orada mesela çok iyi oynamamın sebebi hani herhangi bir video açıklığı yok falan. Her zamanki oynayışım oynuyorum. Böyle videolarda daha iyi oynamaya çalıştığım için herhalde kaza yapıyorum. Yoksa ben video dışı yani videolardan daha iyi oynuyorum çoğu zaman. Serverlarda falan olsun. Bunu herkes söylüyor zaten işte. Chatten falan yazan arkadaşlar oluyor. Yani bayağı bir fark ettiriyor video dışında oynayışım. Burada şimdi önümde mikrofon falan var, bunlar da engel oluyor. Konuşma neyse, konuşmaya artık yani videoları çeke çeke alıştık yani. Onun pek de bir önemi yok da. Var da aslında yani, çok yok. Şu an bu arada konuşa konuşa bayağı güzel geldik. Yollar da efsane ama ya, bu karlı map daha güzel. Bir tane daha var, Trente Bondona yolu biliyorsunuz. Oradan daha güzeldi map. Ben de çok konuşurum orada, birazcık sessiz kalayım da sizi oyun odaklayayım. Şöyle bir 360 verir miyiz? Bir 360'ımızı verelim abi, olmazsa olmaz. 360 yapmak için vurduk yani, 360 abi. Attım 4'e. Bak bak. El freni çek. 2'ye koy burada. Yolun eğimi falan çok güzel yapılmış arkadaşlar. Bunun da ismi Tsubasa bir şey Snow'du ama hatırlamıyorum. Bunun da video açıklamasını unutmazsam linkini eklerim bu haritanın da. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Şu drift açı kitini gördünüz mü ya? 10 numara 5 yıldız. Bu map'te pek fazla içeriden oynamayı sevmiyorum. Böyle dışarıdan daha güzel görüntü oluyor. Arabanın böyle yağ gibi perişi beni bitiriyor. Özellikle de şu viraj en sevdiğim viraj oldu şu anda. Buraya kadar gelmemiştim. Çok mükemmel yapmışlar ya. Burada başka hangi araçları sürmemi istiyorsanız onu da yorumlara yazın bu arada. Karla havada şununla yanına falan diye. Onları da yaparım. Bu arada arkadaşlar videolardan haberdar olmak için beni Instagram'dan mutlaka takip edin diyorum. Yani lütfen Instagram'dan takiplerinizi bekliyorum cidden. Aynı şekilde TikTok'tan da edip videonun güzel kesitlerini görebilirsiniz. Oraya böyle remixli remixli patlamalı müzikli hallerini koyuyorum video kesitlerinden, böyle güzel anları. İlginiz olsun. Oradan da destek sağlayabilirsiniz. Sevinirim. Aynı zamanda Discord sunucumuz da var. Video açıklamasında linki var. Bazı arkadaşlar nedense Discord sunucuma giremiyor ama o linkte bir sıkıntı yok yani. Cidden nasıl yaşıyorlar anlamıyorum. Link gayet çalışıyor. Kime sorsam çalışıyor yani. Her videoya geliyor en az böyle bir 5-6 tane yorum. O mevzuyu da anlamış değilim. Çözemedim bir türlü o mevzuyu. Öyle yani. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Burada map bitiyor. Evet. Şimdi bak buradan sonra, tamam mı? İlk konuştum. Map'e hiç alışık değilim. Bundan sonra hiç kaza yapmıyorum. Yukarı doğru çıkışta da inşallah sorun yaşamam. Böyle. Geliyorum. Şimdi kazasız bir sürüş bizi bekliyor arkadaşlar. İlk virajdan yine kaza yapmam yok muydu peki? Yukarı doğru çıkmak daha kolay olabilir çünkü aşağı doğru inişli araba hızlanıyordu.
Şimdi hızlanma derdi olmayacak. Ama araba şöyle yağ gibi akmıyor mu ya? Bak 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 nasıl akıtıyorum. Of sıfırdım orada ya. Sesi şöyle 4'e attım. Bir el freni. İyice gazı doğru veriyorum böyle. Şöyle iyice yanlayalım. Vitesi 5'e kafayı sana taktım. 5'te bile çıkıyor. Araba güçlü ya. Ses birazcık olmamış olabilir arkadaşlar. Öyle düşünen arkadaş olmuş olabilir. Kulağıma hoş geldi kesicisi. Ben de farklı bir ses olsun diye videolarda onu tercih ettim. Hani yakıştıramayanlarınız olmuştur belki. Onun için söyleyeceğim. Buranın hakkı bu arada ikinci vites. Şöyle bir 3'e alalım burada. Abi yukarı doğru çıkarken araba bayağı bir zorlanıyor. Onu hissettiriyor size oyunda. Böyle 4'e attım. Bu tarzda böyle tek başıma drift videoları istiyorsanız da yorumlara yazın arkadaşlar. Her şey sizlerin isteği üzerine geliyor. Hep böyle yanlıyorum. Yanlıyorum diyorum pardon. Hep böyle makaslıyoruz otobanla. Hani o tarzda şeylerden birazcık sıkılmış olabilirsiniz diye ben de böyle bir içerik yapayım dedim. Yalnız var ya, aldım karı götürdüm yani. Kar küreme araçlı yaptık orada. Vites 4'te. Baba 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 baba. Ta 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 tarıyor ya araba. Şurada şöyle bir el freni. Abi el frenin cidden çok büyük önemi var yani. Debriyaja basıp tutuyorum, el freni çekiyorum. Ve çok keyifli. Assetto Corsa'da drift el freni mutlaka öneriyorum. Aygün abi var bizim. Daha önce videoda tanıtmıştım. Unutmazsam bu videonun açıklamasına yine eklerim. Drift el frenini çok soranlar oluyor. Ekleyeceğim büyük ihtimalle. Yani aklıma kalır. Hammer TM'de araba linkini eklerim. Bir de el freni için iletişimi de eklerim. Hazır drift videosundayken haberdar olun diye. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi olmazsa olmaz baskınımız dedik. Işıklar yanıp söndü, bir şeyler oldu. Beni yine çağırdılar. Yine videoyu denk getirdiler ama devam ediyoruz. Tam gaz devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet, test geçmedi. Şöyle yanlamaya tam gaz devam ediyoruz. Tüm odağım gitti. İnşallah böyle bir sıkıntı yaşamam. Vallahi. Bu türü kazasız yapacağım çünkü. Hiç kaza yapmadım şu ana kadar. Hatta yaptım onu bile hatırlamıyorum şu anda ama yapmadım. Mükemmel bir şekilde devam ediyorum. Evet, şöyle sevdiğim virajlara doğru geldik. Şöyle S virajlar. Çok keyifli ya. Umarım mikrofonun yere bozulduğu için bir şeyler oldu ama seslerde bir sorun yoktur. Vallahi çok bir sinirlendim zaten daha demin. Videonun o kısmını keseceğim için. Siz o halimi göremeyeceksiniz ama sinirlendiğim için şu anda tüm motivasyon gitti. Ama sıkıntı yok. Yanlamaya devam. İçeriden yanla diyenlere gelsin. İç kameraya geçtim. Videonun sonuna kadar da iç kameradan oynayacağım. Böyle içerideyken pek hoşuma gitmiyor görüntü. Dışarıdan daha keyifli geliyor bana. İçerideyken böyle yanladığımı hissedemiyorum ya bu arabada. Arabadan kaynaklı olabilir, bilmiyorum. Başka arabalarda artık çalanıyoruz. El frenini koydum. Evet, şimdi şöyle aşağı doğru ufaktan inmeye başlıyoruz. Baba güzelce el frenini çektim bak. Araba akıyor ya. Aman. Aman aman sakın sakın lastik kırma sakın. Vallahi billahi var ya, bizi perişan edersin. Şöyle bir el freni. Bir daha el freni. Tam gaz yanlıyoruz. Oyuna çok pis odaklandım şu an bak. Şu açıyı görüyor musun? Şu açıyı görüyor musun ya? Çek açıyı çek ya. Açıyı kes abi. Yukarıdan bir ses yükseldi. Makineyi kes. Bu aralarda o tarz bir video da oluyor aklıma. Gelmiş gel söyleyeyim dedim. Dan 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 dan. İtinayla bariyer tozu alınır. Aynı zamanda kaza da yapılır. Bilginize arkadaşlar. Evet. Arabanın ne kadar basıldığını göstermek istedim. Araba yerle bir oldu. Evet.
Sakın bunu yapma. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sizin için haritanın her şeyini gösteriyorum. Bak abi görüyor musun? Şu görüntüyü görüyor musun? Bak şunu çek ya. Harbiden. E36 kara gömüldü. Şöyle pit atıyorum. Ne oldu lan? Bir daha atalım pitimizi. Şurada şöyle bir tur döneceğim. Kaderimizde bu varmış abi. Artık bir sonraki videoda kazasız belasız yanlamaya çalışırız. Böyle bir sıfır çizeceğim. Olmazsa olmaz. Ondan sonra şöyle üç feda yapmaya çalışalım. Baba valla şeylerin ısınmasına bak. Disklerin ısınmasına bak. Of. Ne ısındı be diskler. İkilere şöyle veriyorum coşkuyu. Mükemmel ya. Mükemmel yaptı ya. Adam harbiden modu mükemmel yaptı. Şöyle 3 4 mükemmel ya. Vallahi billahi doyamıyorum arkadaşlar. Şöyle şurada şöyle sağa doğru çekip arkadaşlar. Böyle istop edelim. Evet gördüğünüz gibi. Modumuz efsaneydi. Videoda çok keyifli oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Çıkan ekide videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.